Sağlık Bakanlığı 4. doz koronavirüs aşısını yaptırıp üzerinden 3 ay süre geçmiş olanlar için 5. doz aşı hakkı tanımladı. Ayrıntıları şimdi Ankara'dan Mert Acıaloğlu'ndan alacağız. Mert, günaydın. Sözü hemen sana bırakalım. Covid-19'da mücadelede en önemli silahlarımızdan bir tanesi aşı. Bu kapsamda aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizler de şu anda Ankara Şehir Hastanesi'ndeyiz ve burada gerçekleştirilen aşılamalarda görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bu mücadeleyi, bu aşıyla birlikte verilecek bu mücadeleyi gerçekleştirmek için görmüş olduğunuz gibi hastaneye gelmiş durumdalar. Kuşkusuz önemli, 5. doz aşılar için randevular da açılmış durumda. Özellikle bu kapsamda 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olanlar 5. doz hatırlatma aşısı için hastanelere gelerek bu aşılarını yaptırmak için sıraya girebilecekler. Tabii ki bununla ilgili önceden de bir randevu almaları gerekiyor bilindiği üzere. Kuşkusuz oldukça önemliydi çünkü rakamlar açıklanıyor ve iki doz Sinovac ve 2 doz BioNTech'in ardından 3 ay geçmiş olması lazım. Daha sonra ise 5. doz aşılarını bu kişiler olabilecek. Şöyle tarihleri ve ayları hesaplayacak olursak aslında 5. doz aşı için vakti gelenler özellikle sağlık çalışanları. Çünkü ilk grupta bilindiği üzere en riskli grupta bulunan onlar aşılanmışlardı. Yani sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşların aslında tarih olarak tekabül ettiği noktaya denk geliyor ve onlar ilk etapta 5. doz aşılarını yaptırmak için randevularını alacaklar. Tabii ki daha sonra peyderpey bu tarih daha ileri bir seviyeye gidecek ve yaş olarak da daha alt seviyelere düşecek vatandaşlar bu hatırlatma dozlarını olacaklar. Şu an itibariyle 131.699.241 aşı uygulaması gerçekleştirildi. 1. doz, 2. doz, 3. doz olmak üzere. Tabii buna 4 ve 5 de eklenecek ve bu rakam daha da yukarılara çıkacak. Kuşkusuz oldukça önemli. Şu an itibariyle görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar aşılarını gerçekleştiriyorlar. Sırayla buraya giriyorlar. Yoğunluk da var. Sabahın erken saatleri, bir hafta sonu günündeyiz. Tabii ki cumartesi, yılbaşı gecesinden de çıkılmış. Sokaklar birazcık boş ancak şu an itibariyle aşı merkezlerindeki hareketliliğin olduğunu belirtelim. Bizler buradayız. Gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlar halen daha gelmeye devam ediyor. Şükrü Can Çankaya'dan rica edeceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar ellerinde o kağıtlarla birlikte, almış oldukları randevularla birlikte burada sıraya girmiş durumdalar ve aşılarını yaptırmak için geldiler. Tabii ki Türkiye'de mavi renkteki illeri de çok kısa paylaşmak gerekirse Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın. Buralar aşılama noktasında oldukça iyi. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimiz ise maalesef aşılama noktasında birazcık zayıf kalmış durumdalar ve oralarda da kuşkusuz bu aşılamanın arttırılması noktasında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatırlatalım tekrar, 5. doz aşılar başladı. Randevularını alıp o aşılarını da vatandaşlar yaptırabilirler diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.